İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ağabeyimiz Arden Şellefyan vefat etti. Batı Ermenistan'daki Karabet geçidine ilk kar yağdı. Secere vasıtasıyla Batı Ermenistan ile yeniden birleşme. Lavrov, Suriye'deki olası provokasyonlara karşı uyardı. ABD askeri birliği Hasaka bölgesindeki petrol kuyularında devriyeye başladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin erkek satranç takımı Azerbaycan satranç takımını mağlup etti. Batı Ermenistan. Bugün Batı Ermenistan Devlet Başkanlığı Konseyi, Ulusal Konsey, Hükümet ve Batı Ermenistan Parlamentosu, Mıgırdiç ve Yerçanik'in oğlu Arden Şellefyan'ın vefatı haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrendi. Aslen Muşlu olan Arden Şellefyan 25 Eylül 1951 tarihinde doğdu ve Konstantinopolis'te büyüdü. İsviçre'nin Lozan Üniversitesi'nden mezun olan Şellefyan, ekonomi doktora derecesine sahipti ve bilgileriyle dünyadaki çeşitli finans ve üretim şirketlerine yardımcı olmuştur. Cenevre'de 12 yıldan fazla bir süredir Frank Müller adlı şirketin genel danışmanı, Artsakh Bank Yönetim Kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Arden Şellefyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi ve Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun kurucusuydu. Hayatı boyunca Ermeni halkının haklarını yeniden elde etmesi ve Batı Ermenistan Devleti'nin egemenliği ve haklarının korunması için büyük çaba sarf etti. Mitanni Vakfı Başkanı Arden Şellefyan, Ermeni milletinin antik tarihi üzerine pek çok kitabın girişimcisidir. Onun en büyük düşüncesi Ermeni halkının tarihi gerçeğinin yeniden elde edilmesiydi. Arden Şellefyan bir ekonomist, entelektüel, tarihçi, çok dil bilen, insan hakları savunucusu, devlet görevlisi ve sadece bir insan olarak Batı Ermenistan'dan bizi aniden terk eden bir vatandaşımızdır. İki gün öncesine kadar Sevr Antlaşması'nın 100. yılı organizasyon işleri üzerinde çalışıyordu. Bugün Batı Ermenistan Devlet Başkanlığı Konseyi, Ulusal Konsey, Hükümet ve Batı Ermenistan Parlamentosu hep beraber Sayın Arden Şellefyan'ın başta eşine ve çocuklarına olmak üzere tüm aile fertlerine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini sunar. Huzur içinde yat Arden Grigor Şellefyan. Güle güle Arden. Armenak Abrahamyan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan'da Van-Bahçesaray-Karayolu üzerindeki 3000 rakımlı Karabet geçidinde mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karabet geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağış sonrası karla kaplanan zirveler güzel görüntüler oluşturdu. Yılın yaklaşık 9 ayı karın eksik olmadığı görüldü. Binlerce yıl var olan eski bir millet olarak Ermeniler köklü ananelere ve göreneklere sahiptir. Vatanımızın her bölgesi kendi mutfağı, inançları, kostümleri, lehçeleri, şarkıları, dansları yanı sıra bazı davranışsal ve fiziksel özellikleri barındıran bir kombinasyona sahiptir. Ermenilere karşı uygulanan soykırım sırasında katliam ve sürgün yalnızca insan hayatını değil, aynı zamanda çok büyük ve zengin Ermeni kültürel çeşitliliğini de tahrip etti. Ermeniler ilk karşılaştığında ilk sorulardan biri genellikle "Nerelisin? Sasunlu, Muşlu, Karabağlı, Vanlı mı?" sorusudur. Bunlar aidiyeti belirleyen sözlerdir ki harita üzerinde doğum yerini belirtmek için kullanılır. Aynı zamanda bütün bir ulusun ortak kültürel kimliğinin ayrı bölümlerini kapsayan parçalardır. Hamidiye katliamları ve soykırım sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston, Chicago ve Detroit gibi şehirlerde büyük Ermeni toplulukları kuruldu. Genellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bu tür topluluklar Batı Ermenistan anavatanındaki aynı köy ve kasabadan çıkan insanlardan oluşuyordu. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri beyaz kaskları desteklemeye devam ediyor ve bu Suriye'de kimyasal silah provokasyonlarının her an gerçekleşebileceği anlamına geliyor.
International Review uluslararası ipucu programı kapsamında gazetecinin Suriye'de herhangi bir provokasyon bekleyip beklemedikleri sorusuna Dışişleri Bakanı Lavrov "o her an olabilir" cevabını verdi. Dışişleri Bakanı bu örgütün Suriye'deki bazı provokasyonlara doğrudan dahil olduğunu gösteren geniş kanıtlar bulunduğunu hatırlattı. Lavrov "çok ciddi bir bilgi savaşı devam ediyor" diye özetledi. Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri Hasake'nin kuzeydoğusundaki petrol ve doğalgaz sahalarında Ankara'nın Barış Pınarı adlı terörle mücadele operasyonu sınırının yakınında devriyelerine yeniden başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri birlikleri 5 zırhlı personel araç ve 2 askeri araçla Rumelyan ve Al-Kahtanya kentleri arasındaki 40 kilometrelik alanda devriye gezdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda Suriye'deki enerjinin yasa dışı olarak çıkarılması ve satılmasının Washington için önemli bir sorun olduğunu açıkça itiraf etmiş olduğunu hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti erkek satranç takımı Avrupa Takım Şampiyonası'nın 8. turunda Azerbaycan'ı 2,5-1,5 puan farkıyla mağlup etti. Armin Press'in aktardığına göre takımımızda Arman Paşikyan tek zaferi beyazlarla kutlarken diğer 3 oyun beraberle sonuçlandı. Ermenistan Cumhuriyeti satranç takımı üyeleri Levon Aronyan, Gabriel Sarkisyan, Hrant Melkumyan, Arman Paşikyan ve Hayk Mardirosyan'dı. Batı Ermenistan, Ermeni satrançıları kutlarken yeni zaferler ve başarılar diliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun folk topluluğundan Karin Erzurum yöresinin Tamzara Asma adlı eserini sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.